Haydi gidelim. Merhabalar. Zalımı çıkarmamıştım dışarıya. İçim el vermedi. Onu da çıkarmak istedim. Çünkü gerçekten arkadaşlar öyle bir şey ki gözünün içine bakıyor. Gözünün içine bakıyor. Çetoyu alırken ağlıyor. Yani böyle sesler çıkarıyor, ince ağlama sesleri. Beni niye götürmüyorsun diyor. O yüzden zalımı da aldım. Şimdi çetoyu bırakacağım. Çok büyük risk alacağız aslında. Yani iki tane büyük köpek. İki tane büyük köpek. Kontrol etmesi zor. Gel. Umarım başımıza büyük işler açmayız. Zalımı bırakamıyoruz. Zalımın karakterini tam bilmiyoruz. Zalım biraz daha alışacak ortama. Ayak uydurması lazım. Karakterini öğrenmemiz lazım. Çetoyu zor bela alıştırdık. Zalım 1,5 yaşında. Kangal. Ama bu Maraş, Elbistan yöresinin bir köpeği. Rengi sarı. Talas cinsi diyorlar bunlara. Kafası kangal. Çok düzgün bir köpek. Çeto. Çok düzgün bir köpek. Ama çetonun yeri bir başka. Çetoyla gönül bağımız var. Şimdi köpekler bulundukları iklime göre, yere göre renkleri belirleniyor, tüyleri belirleniyor. O bölgenin doğal şartlarına adapte oluyorlar köpekler. Çeto bozkır köpeği, rengi boz. Sivas kangal. Talas Maraş yöresinin köpeği. O da kangal ama rengi sarı. Toros'un en beğendiğim özelliği kafası. Çok güzel bir kafası var. Kafa yapısı. Daha büyüyecek. Talas daha büyüyecek. 1,5 yaşında. Çeto yaklaşık 3 yaşında. Şu an benim yaptığım her köpek severe nasip olmaz. Londra gibi bir yerde iki tane kangalınızın olması çok büyük bir ayrıcalık. Kangal sever arkadaşım Murat'a da teşekkür ediyorum. Buradan videom vasıtasıyla bize bu şartları sağladığı için. O da iyi bir köpek sever, kangal sever. Çocukluğumda başladı benim bu köpek sevgim. Çocukken de iki tane köpeğim, bir anda iki tane köpeğim olmuştu. Şimdi yıllar sonra, haydi gelin, haydi gelin. Yıllar sonra tekrar o duyguları yaşamak güzel. Bir köpek sever olarak. Çocukluğumdaki köpek maceralarımı, edindiğim köpekleri anlatacağım size. Yani bu sevgi bir anda olan bir şey değil. Yılların birikimi. Yoksa bu soğuk havada gelip köpekleri bu şekilde özveriyle dışarıya çıkarmak, bu duyguyu hissetmeyen, anlamayanlar için anlaşılması kolay duygular değil. Çeto bugün sürekli bu hareketi yaptı. Sanırım
bir eğlence ya da ve bu köpeklerin ikisi birbirlerine bu şekilde saldırgan davranışlarda bulunmadılar. Bizim için sevindirici olan oydu. Bulaşkan köpekler değildir. Köpeklerin karakterleri vardır. Bu zalim de bulaşkan değil. Çeto zaten biraz şehre adapte olmuş bir kangal. O da bulaşkan değil. Çeto 3 yaşında olgun bir köpek hemen hemen artık. Köpekler 3 yaşından sonra olgunluk devresine geçerler. Zalim hala büyüme aşamasında. Zalim'a yavru diyemeyiz ama genç bir erkek zalim. Zalim daha büyüyecek bu arada. 3 yaşına kadar kangalların büyümesi devam ediyor. Ara ara işte kangallarla ilgili bildiklerimizi de dile getiriyoruz. Ayrıca özel bir video da yapabiliriz kangal özellikleriyle ilgili. Kangalın fiziksel karakteristik özellikleriyle ilgili. Zalımı da bırakıp ikisinin tepkisini görmeyi isterdim. Ama şu an öyle bir imkanımız yok. Görüldüğü gibi Çeto fazla uzağa gitmiyor. Enteresan bir şekilde. Dediğim gibi bu büyük şans. Londra'da iki tane kangalının olması büyük bir şans. Londra'da kangalla haşır neşir olmak bir ayrıcalık bence. Çünkü bu köpekler büyük. Bu köpeklerin bakımı zor. Bu köpekleri Türkiye'den getirmesi zor. Özleri ister. Ve bunun bir de tabii maddi karşılığı var. Bu köpekleri biz büyük paralara edindik. Yani miktar önemli değil. Gel Çeto. Ama her şeyin günümüzde bir maddi karşılığı var. Köpeklere de bir meblağ ödedik. Gel Çeto. Çeto bugün bayağı gezdi, o yüzden enerjisi düştü. Duruyor şu an. Bu tarz videolara devam edeceğiz. Zalim da bizim bir dostumuz. Her zaman belirtiyorum. Çeto'nun yeri ayrı. Çeto'yla bir duygudaşlığımız var. Ama zalıma da elimizden geldiği kadar sevgimizi hissettireceğiz, vereceğiz. O da yavaş yavaş bana alışıyor zaten. Anlıyor çünkü köpekler karşı tarafın hislerini belirli ölçülerde. Videomu bitireceğim. Bir sonraki videoda bir saldırı oldu. Çeto sanırım sincap görmüş olabilir. Çeto. Videomu sonlandırıyorum. Doğaya emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek ümidiyle doğaya emanet olun. Hoşça kalın.